start to catheterization without helping your mother. No. No. But I think as a physician, I hope you don't need any person. Oh, it's good and handsome surgeon. We are so happy each other, I think. Yes. I am so happy to see you like this. We are coming to final. Thank you. Yes. Please take care about you and be careful about your catheterization and your urination and other the urine volumes. Okay. Biz Lana ile kendisi 12 yaşında 2022 Haziran ayında ilk kez tanıştık. Tanışmamız şu şekilde oldu. Lana hem bebeklik döneminde hem de 2022 yılının ilk başında İstanbul'da bir dış merkezde büyük ağır ameliyatlar geçirmişti. Bu ağır ameliyatlar ülkemizde olan mesanenin arka kısmında bir nüks kitlesi vardı ve bu çıkartılmıştı ve bu arada mesanesi zaten oldukça olumsuz etkilenmiş. Mesanesi iyi çalışmayan, küçük, kendi kendini boşaltamayan bir mesaneydi. Bununla ilgili yapılan işlemler vardı. 3-4 kere büyük ameliyat geçirmişti geçen senenin bu zaman Ocak-Şubat aylarında. Neydi bu işlemler? Mesanedeki bu arkasındaki bu kitlenin çıkartılması, mesanenin büyütülmesi, burada kullanılan bağırsak hazırlanması gibi işlemler vardı. Ancak bu ameliyatlar maalesef çok çok iyi gitmemiş ve idrar kaçağı olmuş ve karnından bu idrar yol bularak dışarıya akıyor şekilde fistül dediğimiz durumda gelmişti ve ciddi bir enfeksiyonu vardı. Lana'yı ben kabul ettikten sonra merkezimizde bir değerlendirmesini yaptık. Bu değerlendirmeyi yaparken de multidisipliner çalıştık. Çocuk cerrahisinden de arkadaşlarımızla beraber bir durum değerlendirmesi yaptık ve aileye bilgiler verdik. Şu anda hemen hızlı bir şekilde bu onarım ameliyatlarını yapamayacağımızı, ağır bir enfeksiyonun olduğunu, şu anda yapacağımız ameliyatın başarılı olamayacağından biraz zamana ihtiyacımız olduğunu belirttik. Neler yaptık? Bir antibiyotik tedavisi yaptık geçen sene Haziran ayında ve idrar akışının aşağıya geçmemesi için, yani aşağıya pas etmemiz için her iki böbrek kanalından da kateterler, nefrostomi kateterleri koyarak idrarı dışarıya aldık. Bu şekilde hem aşağısı birazcık dinlendirmek hem de enfeksiyonu toparlamak için bir süre kazandık. Kendisini memleketi olan Bosna Hersek'e gönderdik ve yakın takip içerisinde olduk. Biz de bu arada planlamalarımızı birazcık açıkçası yapmak için, tartışmak için hem de biraz da vakit kazandık ve işlerin çünkü artık son kez bizim tarafımızdan iyi olmuş olması gerekiyordu. Çünkü bu ağır ameliyatlar sonrasında hem ruhen hem de sağlık olarak oldukça gerideydi. Lana kendisi çok güçlü bir kız. Görüşmelerimizin arkasından tekrar bu sene Aralık sonunda tekrar bize geldi. Planlamalarımızı yaptık ve bütün aşağıdaki açıkçası nekroza gitmiş olan ölü dokular, enfekte dokuları temizledikten sonra planlanan mesaneyi genişletme, böbreklerine kaçak işlemlerin tekrar onarılması, yeni bir kendi kendine sonda takabileceği karnından bir yol üretmek üzere ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatın da bugün artık yaklaşık 18. gününe gelmiş olduk ve daha bugün için artık taburculuğunu gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yapıyoruz. Lana'yı açıkçası öncesinde ve sonrasında değerlendirdiğim zaman çok çok büyük bir fark var. Oldukça geride, performansı kayıp, morali bozuk, karnından idrar kaçakları olan, kendi işlerini çok fazla yapmaya güç takatı olmayan bir durumdaydı açıkçası. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin bize de mutluluğu var tabii ki. Biz Lana'yı çok seviyoruz çünkü Lana çok güçlü, çok pozitif enerjili bir hastamız. Onunla zor süreçler geçirdik ve şu anda çok iyi bir noktaya geldik. Ameliyatımız tabii çok kolay olmadı. Çünkü ilk ameliyatında da bu ameliyatlarda mesaneyi büyütüyoruz. Çünkü çalışmayan mesane var. İdrarın dolacağı kadar bir mesane lazım. Artı bu hastalarda idrarı boşaltacağımız, kontinans stoma dediğimiz bir tüp yapmamız lazım ki çocuğun altı kuru kalsın ve bu stomadan geriye doğru idrar gelmesin ve çocuk pratik olarak önce ailesi sonra da kendisi idrarını boşaltabilsin. Düşününce tabii çok ütopik ameliyatlar gibi görünüyor ama aslında bir standart olarak uygulanan bir cerrahi. Lana'da işimiz biraz daha zordu çünkü geçirmiş olduğu ameliyatlar, fistüller bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Ameliyatta da gördük ki bir iskemi dediğimiz ilk ameliyat sonrası gelişen iskemi sonucu çok iyi bir organ, apandisit, özellikle bu idrar boşaltmada apandistin erimiş olduğu
Bu bölgelerden de fistüller olmuş, gelişmiş olduğunu başlangıçta görmüştük. Sonra takibinde biz hastayı ameliyata aldığımızda böbrekten gelen idrarı mesane içerisine tekrar yerleştirdik. Mesanedeki kaçakları önledik. Mesanesini düzenledik. İskemisini düzenledikten sonra en önemli problemimiz idrarı boşaltabileceği bir kanal yapmaktı. Onun için yine ince bağırsak kullandık ama ince bağırsak daha önce de kullanıldığı için işimiz çok kolay olmadı. Çok kullanmayız ama kalın bağırsaktan yaptığımız kanal ile şu anda idrarını boşaltabilecek bir seviyeye getirdik. Şu anda annesi ve kendisi altı kuru kalabilecek şekilde yaptığımız bu stomadan ve düzelttiğimiz mesaneden idrarını rahatlıkla boşaltabiliyor. Hatta dün dışarıya çıktı kendi başına, kıyafetleriyle beraber dışarı çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici bir haber. Çünkü bu ameliyatların en önemli boyutu, bir de sosyal boyutu. Yani çocuğu artık toplumumuza, yani topluma kazanabilecek bir duruma geleceğiz. Tabii ki büyük ameliyatlar, tabii ki her zamanlar komplikasyonlar olabilir. Biz her zaman lana kapımız açık ve her zaman onunla beraber yürüyeceğiz. Herhangi kadın yolunda veyahut da ileride çocuk olması gibi bir problem olacağını düşünmüyoruz. Zaten kakasının tutmasıyla da ilgili önemli bir problemi yok. Bu da bizim için tabii ki çok sevindirici. Bunlar da olabilirdi. Onlar için de bu gerekli ameliyatlarımızı yapıyoruz. Od uvijek sam imala problema što se tiče škole, zato što nikad nisam mogla da idem na neke ekskurzije i na neke tako neke stvari koje su druga djeca radila. Ja nisam mogla da radim zbog svoje katerizacije, zbog svojih problema inače. Zato što imala sam operaciju kada sam imala 5 mjeseci i to ostavilo velike tragove. Morala sam da se kateriziram cijeli svoj život sve dok nisam počela s operacijama u Turskoj.